Bugün oynamış olduğumuz Galatasaray karşılaşmasını kazanmak için birçok sebebimiz vardı bizim. Maçtan önce bunu oyuncularımızla da değerlendirdik. Yani oyuncularımıza bu maçı kazanmak için alt alta 20 tane çok haklı sebebi sıraladım. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak sezona Trabzonspor mağlubiyetiyle başladık. Bu tabii birçok insanın kafasında bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Halbuki biz kamp döneminde çok güzel karşılaşmalar oynamıştık. Ama ülkemizdeki tabii maalesef değerlendirme anlayışının bu kadar çok çabuk dengelerini yitirmesi bir anda bizi çok kötü bir takım haline getirdi kamuoyunun gözü önünde. Ama bunun böyle olmadığını geçtiğimiz hafta oynamış olduğumuz Konyaspor karşılaşmasında gösterdik biz. Dolayısıyla ligin başı itibariyle geçtiğimiz sezon ortaya koyduğumuz Bursaspor gerçeğini bir kere daha insanların zihinlerine kazımak için bugün bizim için çok güzel bir karşılaşma oldu. Artı bir de tabii 18 yıldır deplasmanda Bursaspor'un Galatasaray'ı yenememiş olduğunu da düşünürsek bu da bizim için önemli bir sebepti. Ligin ilk haftalarında ligin zirvesine yerleşmek, Bursaspor'un bu sezon da ligin zirvesindeki takımlardan bir tanesi olduğunu herkese göstermek için bugün güzel bir karşılaşma oynamak istiyorduk maç öncesinde. Dolayısıyla tabii bir prestij maçıydı, bir itibar maçıydı bizim için. Bazı gerçekleri tekrar ortaya koyma karşılaşmasıydı. Artı tabii ligin zirvesinde bulunmak, özellikle ilk haftalarda ligin zirvesine yerleşmek sonrasıyla alakalı ve özellikle Şampiyonlar Ligi ile alakalı bizim moral motivasyonumuzu da üst seviyeye çıkaracak. Onun için Şampiyonlar Ligi'ne kadar oynayacağımız maçlar bizim için çok önem arz ediyor. Dolayısıyla yani bunun gibi ben size en az 10 tane daha çok haklı gerekçe söyleyebilirim. Oyuncularımız da bunları çok iyi idrak etmişler ki zaten geçtiğimiz sezon birçok güçlü takımı geçerek bu takımı şampiyon yaptılar. Ve bugün de bir kere daha Bursaspor gerçeğini tekrar ülkenin gündemine getirdiler. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Tabii hafta başından beri Galatasaray'a karşı çok iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. Ve bugün maç sonu itibariyle ortaya konulan mücadeleyi ve oyun anlayışını da değerlendirdiğim zaman oyuncularımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yani onlardan ne istediysek tam anlamıyla olmasa bile büyük ölçüde bunu yerine getirdiler. Ve bir takım olgusunun ne kadar önemli olduğunu, takımda bütünlüğün öndekiyle arkadaki oyuncuların beraber hareket edip, beraber düşünerek takım oyununu nasıl oynanacağını bugün ortaya koydular. Tabii ki bizim için güzel bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Sonuç itibariyle de bizi ligin zirvesine çıkaran bir karşılaşma oldu. Yani ligin üst sıralarına. Dolayısıyla tabii bu karşılaşma gelecek açısından bizi çok umutlandırdı. Yaptığımız güzel şeyler vardı. Çok olumlu şey vardı. Bunları mükemmele ulaştırma adına yarından itibaren çalışmalara devam edeceğiz. Hatalarımız yok muydu? Vardı tabii ki. Hatalarımızı da azaltmak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ama özellikle tabii camiamıza 18 yıl sonra Ali Sami Yen Stadı'nda bir Galatasaray galibiyeti hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Oyunculara bu mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bursa'dan geldiler, bizi desteklediler. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Başarısı devam ediyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde göreceğimiz Bursa'nın oyun planı bu mu? Yoksa Galatasaray'ın zaaflarını değerlendirmek için mi oynadınız? Şimdi şöyle tabii, Galatasaray'la Ali Sami Yen Stadı'nda oynamak çok kolay bir iş değil. Bir taraftan rakibin önemli oyuncuları var, yıldızları var. Bunlara önlem alacaksınız. Gol yememeye çalışacaksınız. Bir taraftan da maçı kazanmak için ofansif anlamda üretkenlik içerisinde olurken gol bulmaya da çalışacaksınız. Bu çok kolay bir iş değil. Ama biz tabii ilk devre çok pozisyona giremedik belki ama ikinci yarı farkın daha açılmasını sağlayabilecek pozisyonları da ürettik. Yani bizim bugünkü oynadığımız oyuna tamamen defansif bir oyun diyemeyiz. Çok akıllı bir oyun diyebiliriz bence. Dolayısıyla belki Şampiyonlar Ligi'ndeki birkaç karşılaşmada da zaten 6 maç oynayacağız ama önemli deplasman oyunlarında bu taktiği uygulayabiliriz ki bu çok da doğal bence. Ama kendi sahamızda oynayacağımız bütün maçları kesinlikle ofansif anlamda üretkenlik içerisinde olup
tamamen kazanmaya yönelik oynamak zorundayız. Bunu da biliyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde amacımız sadece ülkeyi çok iyi temsil etmek olmayacak. Orada bir hedef varsa ki bu hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak, o olacaktır kesinlikle. Bunun için de birkaç tane karşılaşmayı kazanmak gerekecek. Buyurun. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynayacağız. Siz de gerçekten inancınız bu yönde mi? Grup maçlarında 6 tane oynuyoruz. Yani. Ondan sonrasında 8 de oynayacağız. İşte biraz evvel söyledim yani. Biz hangi organizasyona katılırsak katılalım. Orada mutlaka hedef neyse o hedefi tutturmak için mücadelemizi vereceğiz. Öncelikle hedefimiz gruplardan çıkmak olacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Şayet onu da başaramıyorsak o zaman başka bir hedef var orada. Üçüncü olup altımıza bir takım alıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam etmek olacaktır. Hocam. Geçmişte özellikle Galatasaray'da bu çok görüldü. Çarşamba pazar maçları, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde ve sonrasında ilk maçlarında sıkıntılar yaşandı. Elinizdeki bu kadro gerek tecrübe açısından gerekse oyuncu kalitesi bakımından size yeterli olabilecek bir bunun için neler yapacaksınız? Şimdi tabii ki hani kadro kalitesi anlamında bir hocaya bu soruyu sorarsanız hoca çok şey ister. Çok daha önemli oyuncular, çok daha kaliteli oyuncuların ben de takımımda olmasını isterim. Fakat kendi takımımızın da bazı gerçekleri var. Yani bunları da aşamıyorsunuz. Dolayısıyla biz kendi gerçeklerimizle yüzleşerek, kendi oyuncu kalitemizi de ortaya koyarak ona göre bir oyun anlayışı ve strateji uygulamak zorundayız bir defa. Ne kadar yeterli olacak bunu hep beraber göreceğiz ama var olan değerlerimizi sonuna kadar kullanacağız. Bir defa herkes bundan emin olabilir. Geçtiğimiz sezon da bize şampiyonluk yarışında çok az kimse şans veriyordu ama biz elimizdeki yetenekle ve var olan potansiyelimizi hep üst sınırlarda zorlayarak bu şampiyonluğu elde ettik. Aynı şeyi Şampiyonlar Ligi'nde de yapabiliriz. Buyurun. Bu maçta alışına geldiğiniz Erkut Salak'ın dışında sahilerinde biraz olduğuna rakipliğiniz ve bazı antep kararlarında hatta istihakimizi gördük. Peki Volkan'ın pozisyonu elimine... Doğru. Volkan'ın pozisyonunda hakem kırmızı kart verebilirdi. Haklısınız. Yani burada tabii buradan girmişken olaya diğer pozisyonları da irdeleyip de bugüne kadarki basın toplantılarındaki görüntümün dışına çıkmak istemiyorum. Ama tabii Galatasaray seyircisi çok akıllı bir seyirci grubu ve dolayısıyla oluşturduğu baskıyla hakemi de etkilemesini becerebiliyorlar. Ben fazla hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama Volkan'ın pozisyonunda kırmızı kartı verebilirdi. Verseydi biz de dahil olmak üzere kimse bir şey diyemezdi. Hocam geçen sezonun ilk yarısında Ozan İpek çok güzel bir çıkış yapalım. Çok ışıl tutucu futbolcu olarak Türkiye'nin önüne çıkmıştı. O eski formu yok. Tekrar ne zaman izleyebiliriz Ozan İpek'i? Tabii bunlar genç oyuncular. Ozan İpek geçtiğimiz sezon ilk defa Süper Lig'de görev yaptı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu türlü genç oyuncularda bu inişleri çıkışları çok fazla garipsememek lazım. Tabii biz bunun süresini de kısa tutmak zorundayız. Yani ama ben sizin kadar Ozan'la alakalı karamsar değilim bir defa. Yani takım oyununa katkısı anlamında bugün bütün oyuncularımız elinden gelen çabayı gösterdi. Tabii sizler çok farklı pencereden bakıyorsunuz olaylara. Biz çok farklı bakıyoruz. O yüzden ben sizinle bu konuda hemfikir değilim. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında biraz düşüş doğru, ona katılıyorum ama bu sezonla alakalı sizin görüşlerinize saygı gösterirken bir taraftan katılmadığımı da söylemek istiyorum. Hocam İnsua bizim transferimiz. Geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara da başladı. Şu anda iyi durumda. Önümüzdeki haftadan itibaren de kullanmayı düşünüyoruz. Hocam Stefanoğlu Ömer'in uyumundan şu an kadar memnun musun? Bir de bugün çok korner verdiniz. Evet. Yani çok evet. Top şansı verdiniz. İşte bu ileride Şampiyonlar Ligi'nde başınıza bir şaşabilirdi. Doğru. Bir de yanınızda Ali Tandoğan var. Son dakikalarda ona kızdınız bayağı. Tabii ki aranızda bir sorun olmamıştı. Biraz açar mısınız? Çok korner verdiğimiz doğru. Bu bizim başımıza sıkıntı da açabilir. Tabii Galatasaray gibi kazanmayı çok isteyen ve rakip üzerine baskı kuracak takımlarla oynayacağız. Dolayısıyla bu bizim adımıza bir sıkıntı. Bunu gidermenin yollarını arayacağız. Yani
şeyinize katılıyorum. Ali ile bir sorun olmadı, olamaz. Bizim aramızda böyle şeyler her zaman oluyor. Zaman zaman tabii bazen sesimizi onlara duyurmak için yüksek sesle bağırmak zorunda kalıyoruz ama ne oyuncularımızın bizle alakalı ne bizim oyuncularımızla alakalı böyle bir güven problemimiz yok. Yok, alan daraltması için değil. Bir taraftan hakeme itiraz ederken öbür taraftan rakibe biraz geç bastı. Onun için kendisini uyardım. Ama sonra anlaştık. Peki, teşekkür ediyorum. Hadi buyursun.